Raşitizmin ilk belirtileri huzursuzluk, kafa kemiklerinin yumuşak olması, pimpon topu gibi bastığınız zaman kafa kemiklerinin içeri çökmesidir ki biz buna kraniotabes deriz. Kaburga kemiklerinin üzerinde tesbih tanesi gibi kemik çıkıntıları gelişir. Vücut oranının kafa lehine, baş lehine arttığını görürüz. Biraz başları büyük olur raşitik çocukların. Bıngıldak normal olması gerekenden daha geniştir. Raşitizmde baş terlemesi çok sık görülür. El ve ayak bilekleri normalden daha geniştir. Kafatasının şekli bozuktur. Yattığı yöne doğru bebeğin düzleşmeler olabilir. Onun dışında bebeğin emekleme ve yürüme çağı geldiğinde bunların geciktiğini görebiliriz. Yani D vitamin eksikliği büyüme ve gelişmeyi engelleyen bir durumdur. Bebeğin oturması gecikir, yürümesi gecikir. Yürümeye başladıktan sonra bacaklarda parantez bacak dediğimiz, obile diye bizim tabir ettiğimiz bir eğilme görülebilir. Ayrıca kasların çok hipotonik olması nedeniyle raşitik çocuklar çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirler. Daha da ilerlemiş olgularda D vitamini eksikliği kandaki kalsiyum düzeyini düşüreceği için bir takım kasılmalara neden olabilir. Kasılmalar olabilir bebeklerde.